Bir şey söyleyeceğim, ben galiba sarhoş oldum. Yürüyebilecek misin? Yürürüm, o kadar değil. Bir şey söyleyeceğim. Niye götürdün beni denize? Niye? Ben sana söyleyeyim. Acıdın çünkü. Neydim ben? Bak dur. Söyleyeyim sana. Zırtapoz bir adamla sevgilicilik oynayan küçük kız çocuğu. Var mı eksiği? Evliymiş ya. Karısını aldatmışım benimle. Çocuğu var. Allah Allah. Olacak iş değil. Hani iyi bir adamdı. Günün sonunda evlenecektin onunla. Değil mi? Huzurlu yuva falan. Hı? Demek ki neymiş? Kimse dışarıdan göründüğü gibi değilmiş, değil mi? Aynen. İnsanlara dışarıdan değil, içeriden bakmayı öğretiyor işte hayat. Bu da sana ders ki. Pardon. Bir dakika, ders birini ben unuttum ne ya. Dünkü eserin. Çabuk unutuyorsun. Unutma. Hadi. Çok merdiven var. Çok. Kutlamalar falan. Balayına gidemeyince geceleri akalım dediniz tabii. Merhaba. Hadi sen uyuyacaksın. İyi geceler. Kızım be. Hafal canım. Gel. Değil mi? Yalan. Sen hepsini
Hepsini planladın. Hepsini. Tıpkı benim abimin Cem Çınar olduğunu öğrendikten sonra benimle evlendiğin gibi. Tıpkı benim o gelinlikçiden kaçmama izin verdiğin gibi. İlkisiz altında beni hastaneye götürüyorsun. Niye? Sinan'ın evli olduğunu gözlerimle göreyim diye. Acı çektiriyorsun bana vicdansız. Niye? Çünkü esir ettiğin yetmedi. Patron kim onu göstermeye çalışıyorsun. Aslan terbiye ediyorsun aklınca. Ferhat. Sen benim sahibim olamazsın. Olamayacaksın. Beni kendine benzetemezsin sen. Ben hayatımda sadece aşık olduğum insanı öptüm. Öpmem. Sen de öpme. Kalpsiz olabilirsin. Cani olabilirsin. Ama hayvan olma. Olma. Kusura bakma.